Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bozuk lambalardan nasıl elektronik ganimetleri çıkartabiliriz? Bugün sizlere onu bahsedeceğim. Hem bu lambaların içinin nasıl söküleceğini anlatacağım. Hem de bu lambaların içindeki transformatörlerin çekirdeğini projelerimizde bazen kullanmamız gerekiyor. Bu çekirdekleri nasıl ayırabileceğimizden değineceğim. İyi seyirler arkadaşlar şimdiden. İsterseniz videomuza başlayalım. Bu biraz uzun bir video olacak çünkü uygulamalı olarak hızlı çekimde yaptıklarımı da göstereceğim. Burada da bir tane fanım var, bunun nedenini de açıklayacağım. Arkadaşlar normalde biz bu lambaları açmaya çalıştığımızda, hatta burada bir tane açılmış hali var. Ben videodan önce bir tane daha açmıştım ama size örnekle olarak göstermek için de bir tane daha aynı modelden açacağım. Bunlar bozuk lambalar bu arada. Arkadaşlar bu lambaları açarken genelde bunlar floresan lambalar oluyor, içinde sürücü devresi olanlar, genelde trafosu olanlar içinde genelde bu şekilde floresanlı lambalar oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bu lambaları, buradaki kısımları presle yapılmıştır, burası da presle yapıldığı için bizim buradaki florasını çatlatıp içindeki zehirli maddeyi dışarı açığa çıkartmadan yapma ihtimalimiz çok düşük. Bunu da kaba kuvvet uygulamadan evlerimizde kullandığımız ya da elektronikte kullandığımız havyalarla buradan ucundan eriterek yapacağız. Tabi havya ucunuzun, ben burada farklı bir havya ucu kullandım. Normal lehim yaptığım havya ucunu takmadım. Çünkü lehim yaptığınız havya ucuyla eğer plastik eritirseniz havya ucunuzun ömrü oldukça gidecektir. O ucu da geri döndürmenizin ihtimali de oldukça düşecektir. O yüzden ben önceki havyalarımdan, önceki kalitesiz kullandığım bir havyadan kalitesiz bir havya ucu taktım buraya. Bu havya ucunu zaten plastik delme işleri için kullanıyorum. İsterseniz şimdi bir havyamızı fişe takalım, o sırada ben konuşurken ısınsın. Çünkü videonun daha fazla uzamasını istemiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki bu trafolarda, burada videoda lehim pompasıyla ve lehimle sökeceğiz bu trafoları da. İçindeki çekirdeğin nasıl söküleceğini anlatacağım. Arkadaşlar bu trafoların içindeki çekirdeğin nasıl söküleceği meselesi şöyle bir mesele. Yani bu trafolar arkadaşlar iki tane çekirdekten oluşuyor ve ortasında bir tane sargı var. İzole edilmiş bir sargı var. Yani emaye kaplı tel diyebilirim buna. Emaye kaplı bir tel var. Bu sayede trafo işini görüyor. Biz bu çekirdekleri ayırıp bazen projelerimizde kullanmamız gerekebiliyor. Bunun çekirdek ayırımını da göstereceğim. Ben burada çekirdek ayırımının nasıl olduğunu anlatacağım. Aynı zamanda da uygulamalı olarak videoda da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki trafoların iki tane çekirdeği oluyor ve birbirlerine epoksi güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırılıyorlar. Bu yapıştırıcı sıcak gördü mü atıyor arkadaşlar. Yani yüksek sıcaklıklara, 100 derece gibi sıcaklıklara ulaştığı zaman çok düzgün bir şekilde atıyor. Biz de bu şeyi, buradaki trafoyu bir cezvede kaynatarak, suyla kaynatarak içindeki çekirdekleri ayırmaya çalışacağız. Aynı zamanda örnekli olarak da göstereceğim bu videoda. Bu videoda yeni bir lamba açarak, bozuk bir lamba lamba açarak sizin için örneklerini göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bu parçayı kesinlikle çöpe atmayın çünkü bunu çöpe attığınız zaman bu sizin içinize giriyor tekrardan. Çünkü atık toplama tesisleri bu geri dönüştürülebilir atıkları gübre olarak kullanıyor. Ve bu tam olarak geri dönüştürülemiyor tesislerde. O yüzden gübre olarak meyvelerde kullanılabiliyor. Diğer işte yetiştirilen şeylerde kullanılabiliyor. Eğer siz o yetiştirilen şeylerden alırsanız bu sizin içinize girmiş oluyor ve sağlığa da zararlı arkadaşlar. O yüzden lütfen bunu çöpe atmayın. Pil toplama merkezlerinde veya elektronik bozuk eşya toplama merkezlerine, her şehirde vardır büyük ihtimal, atabilirsiniz, daha iyi olur. Çünkü çöpe atmayın bunları, dediğim gibi oldukça zararlı. Hani sizin içinize girmezse dahi başka birinin içine girebilir, sağlığını tehlikeye atabilir. O yüzden kesinlikle bunları çöpe atmayın arkadaşlar. Bunların içinde çünkü zehirli maddeler var.
Burada bir tane kısım var. Bu da 220 voltu almayı yarıyor. Lambadoyu bulunmakta. Burada da bizim işimize yarayacak devre kartı bulunmakta. Biz bu devre kartını Havya ile eriterek alacağız. Zaten Havya'mızı da buradan fanımı ısınmış çalıştırayım. Ve işleme koyulalım. Buradaki tüpü kırmadan yapmaya çalışın. Çünkü kırarsanız hiçbir manası kalmayacaktır. Buradan dikkatlice yaparken de yaptığınız işe kameradan bakmayın. Çünkü açılar farklı olduğu için yapacağınız işi şaşırırsınız bu sefer. Bu da benden bir tüyo. Evet, şu anda açtık. Az bir şey, küçük bir kuvvet uyguladığımız zaman o zaten kendini salacak. Fanı kapatabiliriz artık zaten. Bir özelliği kalmadı orada fanı. Çünkü açtık şu an için. Evet, şuraları yavaş yavaş. Tüpten tutmayın bu arada açarken. Tüpü patlatabilirsiniz. Evet, açıldı. Bu kadar basit. Şurada buradaki ampul düğüne giden bazı kablolar var, onları da yan keskiyle keseceğim. Daha doğrusu kesmeye çalışacağım. Çünkü alan bayağı küçük. Burada bir tane kondansatör var. Şuradan bakabilirsem yan keskiyi. Evet, yapamıyorum. Tamam, kestim bir tanesini. Diğerini de kesersek tamam. Evet, başardık.
Şu anda Duyu'dan ayırdık bunu. Burada devre kartımız var. Şöyle. Bunu da ben pasla. Şuradan kenardan açacağım. Hatta bu işi tornavida ile yapmak daha mantıklı. Öyle bir kritik noktaya dalmışız ki. Tam böyle plastikle kaynaşmış orası. Evet, şuradan boş bir yer buldum. Oradan evet. Bakın şuradan PCB'yi artık kaldırabiliyorum. Kamerada yaptıklarım görünmüyormuş. Buradan tüpe giden kablolar var. Bunları da kesin. Öbür türlü tüp yerinden çıkmayacaktır. Devre kartı yerinden çıkmayacaktır. Evet, biraz da odak atsak daha iyi olacak. Zaten kasasını açtıktan sonra fazla bir tehlikesi kalmıyor. Sadece bu tüpü ayırmak kalıyor. Bu arada tüpü elliyorsun, yine o zararlı maddeler sana geçiyor diyen arkadaşlarımız olabilir. Bu tüp kırılmadıkça içindeki zehirli maddeler dışarıya çıkmaz arkadaşlar. O yüzden zararlı değil şu anda. Evet, sonunda devre kartımıza ulaştık. Böyle iki tane devre kartımız oldu. Bunların bir tanesinden veya iki tanesini de sökebilirim, bilmiyorum. Trafolarını sökeceğiz. Daha sonra da trafolarını suda kaynatıp çekirdeklerini açacağız. Şu tüpleri alta koyacağım. Şunları da aşağıya koyayım. Tamam. Daha fanla işimiz bitmedi. Deleğim telini alayım ben. Biraz kritik bir noktadaymış. Tamam. Şimdi buradan lehim pompası aracılığıyla buradaki trafolarını sökeceğiz bunu. Ben burada trafolarının çekirdeklerinin nasıl ayrılabileceğini göstereceğim. Şöyle etrafındaki komponentleri biraz rahatlatırsak daha iyi olacak. Evet, sanırım şuradaki pinlerden gidiyor. Evet, burada ortadaki pinlerden gidiyor sanırım trafo. Şu diğer devre kartını bir yere koyayım. Şimdi havyayı tekrar prize takmayı... Gerçi takmadan önce bir şunu bir kapatayım. Havya ucu... Havya biraz daha sıcakmış. Havya ucunu değiştirmem lazım. Plastik deldiğim uçla çünkü. Delemem. Delemem diyorum. Lehim yapamam. Şimdi havya ucuna da lehim yaptığım ucu takacağım. Buraya da yüzüğünü takıp sabitleyeceğim. Tamam, artık eritiyor. Fanı da açalım. Flux kokusu solumak istemiyorum.
sonunda geldi. Video çok fazla uzun olacak. Ben bunun iki tanesini de çıkarıp videoda göstermeyeceğim. Sadece bir tanesinin trafosunu çıkarıp göstereceğim. Buradaki devre kartından başarılı bir şekilde lehimlerini söktük arkadaşlar. Siz büyük ihtimal o lehim sahnelerini hızlandırılmış çekimde izleyeceksiniz. Fakat çok da uzun sürdü oradaki lehimleri sökme işlemi. Şimdi bunu ocakta, mutfakta, kaynar suyun içinde ısıtıp çekirdeğini açacağız arkadaşlar. Fakat bu işlemden önce şu etrafındaki bant sökülebiliyor mu yoksa yapıştırılmış mı diye bir bakacağım. Eğer sökülebiliyorsa kaynama esnasında daha iyi yapıştırıcının çözülmesini sağlayacaktır. Bunu sökmemiz. Buradaki bantı sökmemiz. Lehim sahnelerinde çok fazla konuşmadım hızlandırma yapacağımız için. Evet, sökülebiliyormuş. Buradaki bandı söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra da kaynar suyun içine atacağız. Ben burada videoyu durdurup çekimi ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir cezve suyumuz var. Bunu ocakta kaynatıp içine burada söktüğümüz trafoyu atacağız ve çekirdeğinin ayrılmasını sağlayacağız. Çekirdeğini ayırdıktan sonra da projelerimizi de kullanabileceğiz. Evet. Trafoyu da içine atıyorum.
ve kaynatma işlemi tamamlandı. Ben bunun içindeki suyu döküp çekirdeğini ayırmış hale getirip videoyu durduracağım ve masamızda tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda kaynatma işlemi sonrasında transformatörümüzü görüyorsunuz, trafomuzu. Bu şekilde artık çekirdeği ayrılmış vaziyette. Gördüğünüz gibi yapışkan izlerini de görebiliyorsunuz. Bu yapışkanlar sayesinde tutturuluyor. Şuradaki kısmı da çıkartmaya çalışacağım. İterek. Evet, buradaki kısmın yapıştırıcısı çıkmamış. Ama buradaki kısmın yapıştırıcısı çıkmış. Bunu da projelerimizde kullanabiliriz. Bu parça da işimize yarar. Fakat dediğim gibi tam garanti olması için 15 dakika beklemenizi önermiştim. Ben 10 dakika bekledim. Fakat 10 dakika beklememe rağmen şu anda buradaki kısım çıkmadı. Buradaki çekirdek çıkmadı. Alta sağlam bir şekilde yapıştırılmışlar. Çünkü şöyle, hatta tornavida öyle göstereyim. Şuradaki alt bölüme iyicene full yapıştırıcı sıkmışlar. Şuradaki kısımları falan. O yüzden zorlamaya çalışsam bile, evet, bayağı zorluyorum. Evet. Biraz zorladığımız zaman geldi. Tamam. 15 dakika kaynatmaya gerek kalmadı. Az bir şey zorladığımız zaman geliyor. Bu şekilde bu çekirdeğini çıkarmış olduk. Şöyle. Burada da sargısı bulunmakta. Buradaki emaye kaplı teli de kullanabilirsiniz. Fakat lehim yapmadan önce bu emaye kaplı tele buradan kazımanız lazım, üstündeki emaye kaplamayı. Çünkü yalıtkan bir tel. Yalıtkan bir madde var dışında. İçinde bakır tel var. Bu şekilde 10 dakika kaynatarak transformatörümüzü, trafomuzu ayırmış olduk. Aynı zamanda bu videoda hem trafoların nasıl ayıracağını gösterdim. Hem de bu lambaların nasıl açılabileceği, nasıl içinin açılabileceğini göstermiş oldum. Videonun çekim süresi çok uzadı. Fakat hızlandırılarak geçilecek yerler var. Bu sayede videoyu 20 dakikaya düşüreceğime inanıyorum. Bu şekilde trafomuzu elde etmiş olduk. Eğer ikinci trafoyu da yapmaya kalksaydım video çok uzun hale gelecekti. Çünkü buradaki lehimleri sökmesi biraz zor oluyor. Sonuç olarak şu anda çekirdeklerimiz zarar görmemiş bir şekilde elimizde duruyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu videomuzda lambaların nasıl açılacağını, floresan lambaların nasıl açılacağını ve içindeki devrelerin nasıl dışarıya çıkartılabileceğini gösterdim. Aynı zamanda buradaki transformatörlerin de çekirdeğini çıkartıp devrelerimizde kullanmak için nasıl buradaki çekirdeği ayırabileceğimizi gösterdim. Oldukça faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. İşinize yaradıysa videodaki beğen butonuna basabilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olduktan sonra zil ikonunu açarak kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.